İstanbul Air Show 6 Ekim'de kapılarını açtı. İlk günüydü fuarın ama 6 Ekim hem İstanbul'un kurtuluşu, bir yandan da havacılık açısından çok önemli bir tarih bizler için. Ebeci Hürkuş Derneği'nin başkanı, değerli avukat ağabeyimiz bize burada Bahadır Bey, 6 Ekim neden önemli Vecihi Hürkuş için, onu bize anlatır mısınız? Yani Vecihi Hürkuş için önemli olan bir şeyin Türk havacılık tarihi için de önemli olduğunu söylemek durumundayım öncelikle. 6 Ekim 1923 İstanbul'un kurtuluş günüdür. Düşman istilasının sona erdirildiği gündür. Vecihi Hürkuş Türk havacılık tarihinde önemli günlere önemli çalışmaları mutlaka bağlar ve İstanbul'un kurtuluşunun 10. yıl dönümünde 6 Ekim 1933'te Vecihi Bey ilk kabin uçağının ilk uçuşunu yapmıştır. O güne kadar tabii uçaklar açık kokpitli veya daha basit ama ilk kabine sahip bir uçağı Vecihi Bey tasarlıyor ve İstanbul'un kurtuluşunun 10. yıl dönümünde uçuruyor. Biraz K-16'yı anlatır mısınız bize? K'yı sadece 6'da kullanıyoruz. Tamam. Vecihi Bey öyle kullandığı için. 16'nın bir özelliği de tabii kabin olmasının bir anlamı da ilk yolcu uçağı, her ne kadar 4 kişilik bir uçaksa da o zamanın uçakları o kadar. Evet, yolcu uçağı olarak da onun değerlendirilmesi uygundur. Onda uçuşlar yapmıştır. Vecihi 16 adında da belli olduğu gibi Vecihi Bey'in 16. uçak projesidir. Vecihi 6'dan itibaren, K6'dan itibaren 6 yapabildiklerini sayıyorum ama diğerleri projeleriyle yaşayan, yaşamayı bekleyen, yeniden göklere çıkmayı bekleyen projeler. 16 kabin uçak ve söylediğimiz gibi 6 Ekim 1933'te Vecihi Bey uçağın yapımı bittikten sonra yapımıyla ilgili de şunu söylememiz lazım. Vecihi Bey hep numaralarıyla 14, 15, 16 diye uçaklarını imal etmiştir ama 16'da bir farklılık olmuştur. Tam 15'i projelendirmiş ve tezgaha koyup onu üretmeye başlamış olduğu sırada Nuri Demirağ Vecihi Hürkuş'la tanışmak ister. Ve haberleşirler ve onun geleceği gün Vecihi Bey onu Kadıköy iskelesinden alır. Onun da içi havacılık ateşiyle yandığı için o da kıpır kıpır size nasıl yardımcı olabilirim diye sorar. Vecihi Bey der ki yeni bir projem var der. Kabin uçak yapacağım. Onun projeleri hazır der. O zaman onun üzerinde biraz konuşurlar ve Nuri Demirağ tekrar sorar. Nasıl yardımda bulunabilirim der. Neye ihtiyacınız var? Vecihi Bey der ki 5000 liraya ihtiyacım var. Ve 5000 lirayı taahhüt eder. Bunu ben ödeyeceğim der. Ve hakikaten onu tamamlar. 5000 lirayı ödemeyi tamamlar. Ve bu imalat bu şekilde devam eder. Uçağın yapımı bitip boyandıktan sonra hangardan çıkarıldığı zaman, tabii o zaman öyle bir tören falan yok ama hangardan çıktığı zaman Vecihi Bey talimatı verir. Uçağın gövdesine Nuri Bey yazın der. Vecihi 16 tayyaresinin gövdesine Nuri Bey yazmaktadır. Yani onun sponsorluğunun bir teşekkür ifadesi olarak söyleyebiliriz. Uçağın kuyruğunda da 6 ok vardır. Şimdi bunu siyasi yönden diye düşünenler olabilir. Onun için bir açıklama yapayım. Ben soracaktım onu. Siz girdiniz. Peki buyurun sorun. Anlatın lütfen. Kuyruktaki 6 okun hikayesi de şöyledir. Vecihi Bey'in bu uçağı yapmakta olduğu öğrenildiğinde çevreden, zaten Kadıköy her zaman Vecihi Bey'in uçaklarına sanatkarları destek vermiş, yardımcı olmuşlardır. Böyle bir ihtiyacı karşılamak için Cumhuriyet Halk Fırkası, İstanbul İl Örgütü, İl Yönetimi kendi aralarında 1000 lira para toplarlar. Ve o 1000 lirayı götürür Vecihi Bey'e verirler uçağın yapımında kullanılması için. İşte Vecihi Bey sponsorlara duyduğu saygıdan onları onore etmek için kuyruğa da 6 oku yerleştirir bu şekilde. 6 Ekim'de Vecihi Bey uçağıyla havalandıktan sonra doğru Beşiktaş'a gider.
Niçin Beşiktaş? Nuri Demirağ Beşiktaş'ta oturmaktadır. Nuri Demirağ'ın konağının üzerinde uçuşlar yaparak konak halkını dışarı çıkartır ve halkın, hane halkının o uçağın bittiğini görmesini sağlar. Nuri Bey tabii çok mutlu olur, memnun olur. O da şöyle bir karşı jest yapar. Artık der bu uçağı eğitimlerde VC Sivil Tayyare Mektebi'nin öğrencileri kullansın, siz bunu kullanın der. Yani havacılık tarihindeki en güzel karşılıklı jestleşmelerden birinin örneği olarak da bunu ifade edebiliriz. O uçak sonra, ben yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin, bir deniz uçağı konusunda da böyle bir çalışmalar. Sonrasında ne oluyor? Onların da hikayesini sizden dinlemek isteriz. Vecihi Bey hangarını, birinci uçağını İzmir'de yaptı. İkinci uçağını, VC-14'ün imalatını Kadıköy'de sokak içinde bir keresteci dükkanının çatı katında yaptı. Ama ondan sonra 32'de bu hangarını ve VC Sivil Tayyare Mektebi'ni kurduktan sonra uçaklarını Kalamış'ta hangarda yaptı. Niçin Kalamış'ta VC Bey bir hangar kurdu? Çok manzaralı olduğu için diyebilirsiniz ama onun dışında başka bir amacı var. Vecihi Bey, o Vecihi 14, 15 ve 16'nın iniş takımlarını değiştirmek suretiyle, onlara birer bot koymak suretiyle onları deniz uçağı olarak kullandı. Yani şunu da söyleyebilir, Türkiye'deki ilk Türk deniz uçaklarında Vecihi Bey'in yaptığını söyleyebiliriz. Bir başka ilki daha da eklemiş olduk Vecihi Bey'e. Evet. Hatta onu çoğu zaman Kalamış iskelesine bağlı durur uçakları. O Kalamış iskelesine bağlı duran uçakla uçmuş bir üyemiz var. Sevgili Özcan Atamert büyüğümüz, derneğimizin üyesi. O uçakla çocukken teyzesiyle beraber Vecihi Bey onları uçurmuş. Yani onun canlı yaşayan tanığı hala. Bir gün ondan da dinleyelim o hikayeleri, çok da güzel olur. Kenara böyle bir kayıt halinde verelim. Ben tabii izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Bugün Kadıköy'e gittiğimizde Vecihi Bey'in adına açılmış bir anıt var. Tam o zaman hangar Kalamış'ta dediniz. O tam hangi bölgelere şu an denk geliyor? Onu da bir öğrenelim sizden. Bir spor kulübünün tesisleri haline geldi. Kısmen de doldurularak uçağın yapıldığı alanlar. Dolayısıyla artık orası yok. Orası bir kara parçası tamamen ve orada uçaklar olsa artık oradan denize ulaşamayacak durumda. Ama döneminde Vecihi Bey onları deniz uçağı olarak da kullanmış. Böyle bir hayatiyet kazandırmış. Böyle bir renk daha katmış Türk havacılık hayatına. Vecihi Yurtkuş Derneği tabii ki Vecihi Bey'in bugün daha fazla tanınmasında yapılan kaynaklı bilimsel çalışmalarla tabii Bahadır Bey'in çok büyük katkısı var. Vecihi Bey'in Türk havacılığına çok önemli bir sembol haline gelmesinde de gerçekten derneğin büyük katkısı var. Ben dernek üyesi olarak bunu torpil yaparak söylemiyorum. Bizzat çalışmaları gördüğüm için biraz da derneği izleyicilerimize anlatalım. Çünkü çok önemli bir tarihe ışık tutuyorsunuz. Buluşmalara bağlı bir başlangıç diye ifade edeyim. Ben kendi aile hayatımla ilgili bir takım eski fotoğrafları derler toplarken, onların taramasını yaparken 1950'li yıllarda amcamın çok iyi fotoğraf makineleri olduğunu biliyorum. Onun fotoğraflarını araştırmaya gittim İskenderun'a. Bir elimde bilgisayarım, öbür elimde tarayıcım ve orada pek çok fotoğraf tarladım. Bana bir büyük televizyon kutusu içinde fotoğraflar geldi. O fotoğrafların arasında bir pelür kağıt, rulo şeklinde bir kağıt. Bunun ne olduğunu, amca bu nedir diye sordum. O dedi ya bizim çocukluğumuzda, dedi, benim çocukluğumda dedi, bizim Kalamış'taki evin sokağının ucunda sahilde birisi orada bir hangar kurdu ve orada uçaklar yapmaya başladı. Vecihi Yurtkuş o sözünü ettiği kişi. Kendisi o zaman 5-6 yaşlarında bir çocuk. Çok cin gibi, çok zeki falan birisi olduğu için Vecihi Bey onun hangara girip hangarda uçakların yapılmasını seyretmesine izin verilmiş. Zaman zaman da sen kapıda otur, çocuklar içeri girmesinler diye de görevlendirilmiş onu. Dolayısıyla oradan başlayan bir bilgi var. Hatta Vecihi Bey biraz gözleri çekik bulurmuş şeyi, amcam Mehmet Gürbüz Güreri. Ona Japon diye isim takmış. Japon aşağı, Japon yukarı.
Daha sonra amcamın havacılıkla hiçbir ilgisi olmadı. Mühendislikle de olmadı. Gümrük komisyoncusu olarak hayatını sürdürdü ama işte havaalanlarında falan birkaç defa Vecihi Yurkuş'la karşılaşmışlar. Hatırlatmış kendisini, o da hatırlamış falan. Böyle birkaç bağlantı var. Sonra amcam 70-75 yaşlarındayken bir gün aklına geliyor. Acaba kütüphanelerde ne var Vecihi Bey'le ilgili? İskenderun'da o tarihte 4 tane kütüphane var. Kütüphaneyi dolaşıyor, hiçbir şey bulamıyor. Ansiklopedilere bakıyor, yine Vecihi Bey'le ilgili bir şey bulamıyor. O kızgınlıkla, o üzüntü ve kırgınlıkla doğru eve gidiyor. Taklosuna 2 tane pelür kağıt takıyor. Arasına karbonunu koyuyor ve 5-6 yaşında hatırladıklarını oraya yazıyor. Benim bulduğum notlar o notlar. Ben o notları yani bilgisayarda tekrar yazdım. Okudukça heyecanlandım. Heyecanlandıkça bir şeyler yapmak lazım. Doğru, iyi bir şeyler yapmak lazım. Tabii 75 yaşında yazılan bir kitap, 5 yaşındaki bir çocuğun hatırladıklarına dayalı olunca bunun ciddi bir şekilde test edilmesi gerekiyor. Ben bunu bir kitapçık haline getirdim. İçine adresimi, telefon numaramı falan yazdım. Çünkü birilerinin eline geçip de hayır böyle bir şey olmaz veya evet bu olabilir, bu doğru, evet böyle yapılıyordu gibi onun test edilmesi, toplum tarafından, bilenler tarafından test edilmesi gerekiyordu. Ben ondan 70-80 tane kadarını Yeşilköy Havacılık Müzesi'ne götürdüm, oraya bıraktım. Dedim ki ilgilenen olursa, soran olursa verirsiniz. Bu şekilde bir şey. Tamam dediler. Yaklaşık 20-25 gün sonra bir telefon numarası geldi. Telefon geldi. Arayan Gönül Hürkuş, Vecihi Bey'in büyük kızı. Şeyi sordu. Dedi ki yani siz kimsiniz? Bu bilgiler nereden geliyor? Doğruluğu nedir? Çünkü o dönemde Vecihi Bey İstanbul'da, İstanbul'dan eşi Aksaray'da ebe olarak görevli, Gönül Hanım ve kardeşi de Aksaray'dalar. Yani tam bu Vecihi Sivil Tayyare Mektebi'nin kurulup da işin çalışmaya başladığı süreçte Gönül Hanım babasının yanında değil. Dolayısıyla onda da bu bilgiler eksikti. Sonra işte İskenderun'dan Mehmet Gürer'in İstanbul'a gelmesini sağladık. Karşılaştırdık, yüz yüze görüşmeler yapıldı falan. Anladık ki yapılanlar, hatırlananlar onaylanıyor ve kimseye buna hayır bu saçma, bu olmaz, bu yanlış demedi. Gerçekten kitabı incelediğiniz zaman ayrıntılarıyla yani Vecihi Bey'in gözlemciliğinin bir küçük benzerini görüyoruz. Yansıtmış ona demek ki Vecihi Bey aslında çok büyük bir, belki de amcanıza bir miras, bir şey bırakmış, bir hayata bakış vermiş. Evet, yani yıllar sonra bunu bulduktan sonra, işte bu yazıyı bulduktan sonra, Gönül Hanım'la da tanıştıktan sonra, ki Gönül Hanım babasıyla ilgili hemen her konuda bilgi sahibi, fotoğraflardaki kişiler, olaylar, onlarla ilgili çok uzun görüşmeler yaptık, kayıtlar altına aldık. İyi ki de bunu yapmışız. 2015 yılında rahmetli oldu. Ama sesiyle, anlattıklarıyla, bizimle paylaştıklarıyla biz onu yaşatmaya devam ediyoruz babası gibi. İyi ki de yaşatıyorsunuz hem kızını Gönül Hanım'ı rahmetli, hem de babası Vecihi Hürkuş'u. Daha fazla gencimiz bugün Vecihi Hürkuş'u tanıyor sayenizde. Bir uçağın üzerinde, bir Türk uçağının üzerinde ismi yaşıyor. Bugün bir de artık tiyatro oyunları, çizgi filmler, animasyonlar var bunlarla ilgili. Evet. Benim küçük kızım bile bunu merakla izleyip baba diyor yeni film geliyormuş, gidelim diyor. Demek ki biz bunları gençlerimize sizin ön ayak olmanızla sağlamış oluyoruz. Şimdi Vecihi Hürkuş'la ilgili olarak derneğimizde 30 binin üzerinde veri var. Yani bu kadar veri başka hiçbir yerde olması mümkün değil. Dolayısıyla bu verilerin derlenip toplanması, kontrol edilmesi, irtibatlandırılması, ondan sonra toplumla paylaşılabilecek bir veri merkezi haline gelmesi lazım. Bunun için de olması gereken bir Vecihi Hürkuş Müzesi'dir. Bu müze konusunda başından beri çalışmalarımız var, hazırlıklarımız var.
Çünkü bu idealimiz hiç aklımızdan çıkmasın diye adımıza da koyduk. Tayyareci ve Cürkuş Müzesi Derneği olarak her kendimizi her gördüğümüzde bu idealimizi bize hatırlatan önemli bir güç kaynağımız var. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Umarım bu video belki elinde bir şeyler olan izleyicimizi yakalar. Derneğe doğru bir adres gelsin. Benim de zaten elimde çok değerli havacılık kitapları vardı. Derneğimize bağışladık bir üyesi olarak ki burası da bir altyapı oluşacak. İnşallah bunlar, bu belgeler daha genç araştırmacılara, gençlerimize ışık tutmaya devam edecek. Bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii ki ve Cürkuş'la ilgili pek çok kimsenin elinde haklı ve haksız sebeplerle elde edilmiş olan veriler var. Bunların içinde bazı pilotlar var. Ve Cürkuş'un hayatını yazacağım diye kızından almış olduğu belgelerin büyük bir kısmını vermeyen kişiler var. Onlara gerekli uyarıları her zaman yapıyoruz. Buradan da o uyarıyı yapayım. Mesajımız gitsin tabii evet, ki. O verilerin kaynağına, evine dönmesi lazım. Hayat boyunca onları haksız yere kullanmalarına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Bunu buradan da defaatle söylemiş oldum. Bir avukat olarak da bunu altını biz de çizdim. Ben söylemiş olayım da. Çünkü onlar gerçekten belki bir kelime bulunacak orada. Vecihi Bey'in hayatıyla ilgili belki... Defterleri var. Savaş sırasında uçaklarını yaptığı dönemlerde tutmuş olduğu defterler var. Hangi defterlerin eksik olduğunu, kim nerede olduğunu da biliyoruz ama... Önemli onların bu duygu ve saygı çerçevesinde bunları iade etmelerini bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu mesajı da vermiş, en azından benim vasıtamla da sizlerin ağzından bunları dinlemiş olduk. Sizlere Bahadır Bey çok çok kolay gelsin. İnşallah daha güzel yerlere bu müzeyi de görmek mümkün olsun. İnşallah el birliğiyle yapacağız bunu, gönül birliğiyle yapacağız. Çünkü bu 50 sene önce yapılsaydı şimdi çok gelişmiş olurdu. Şimdi zaten çok gerideyiz ama kararımız varsa, idealimiz varsa bunun için her şeyi yapmaya hazırız. Önemli olan başlamak. Geçti kalınsa da başlandı mı bu olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.